Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 30 Kasım 6 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, güneş yay burcunda ilerliyor ve bu hafta sizin için de çok önemli olacak güçlü bir ay tutulması var. Yılın ikinci ay, üçüncü ay tutulması ve artık 2020'de başka ay tutulması olmayacak. Evet, pazartesi günü 30 Kasım'da 8 derece ikizler burcundaki ay tutulması sizin dördüncü evinizi aydınlatıyor. Değişken bir burç olduğu için siz de değişken bir burçsunuz. En fazla etki alan burçlardan biri sizsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz özellikle 8 derece ve yakınlarındaysa bireysel etkileri daha güçlü olabilir. Toplumsal alanlarda da çok güçlü tesirler altındayız. Aslında haftayı hızlı başlayacağız. Belki birkaç gün öncesinden de bu tutulmanın tesirlerini hissetmeye başlayabiliriz ee, çok hızlı haber trafiğinin olması e, her türlü ticari konular eğitim konuları ulaşım seyahatler eğitim gibi alanlarda böyle e, bazı kararların verilmesi dönüşümlerin olması da mümkün görünüyor dördüncü ev tutulması olduğu için duygusal olarak biraz hassas olabilirsiniz biraz içe kapanmanız mümkün ee, özellikle yakınlarınız ailenizle ilgili konularda endişeleriniz kaygılarınız da olabilir bu tutulma aslında belirleyici bir tutulma. Yani bazı dönüşümlere, bazı farkındalıklara ya da süre gelen konuların bir netleşmesine, tamamlanmasına da imkan verebilir. Özellikle yaz aylarından bu yana başlamış konular ki bunlar daha çok ev, aile konularıysa belki bu tutulma bir şeyleri artık tamamlayacak. Evet yer değişimleri olabilir. Belki taşınacaksınız ya da ev alacaksınız. Gayrimenkul yatırımı olabilir ya da size ait mülklerin kiralanması, satılması gibi konular olabilir ebeveynleriniz, anneniz, babanızla ilgili bazı konular olabilir. Tabii ki ev yuva deyince evlenmek, aile kurmak veya çocuk sahibi olmak tüm bunlar için aslında çok belirleyici bir tutulma. Bazılarınız evden ayrılacak belki bireysel olarak hani yer değişikliği yaşayacak, yalnız yaşamaya karar verecek ya da evlenerek ailesinden ayrılacak ya da belki bu dönemde ebeveynlerinizle bir arada yaşamak için Yeni bir düzen kuracaksınız gibi etkileri tutulma tesirleriyle önümüzdeki birkaç ay içerisinde aslında bekleyebiliriz. Tutulma ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bahtacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomuzu izleyebilirsiniz. Güneş yay burcunda ilerliyor ve bu hafta 1 Aralık ile beraber artık Merkür de yay burcuna geçecek. 21 Aralık'a kadar hem Güneş hem Merkür yay burcunda olacak. 10. evinizde olacak. Ee, bu süreç içerisinde tabii ki e, geleceğinizi daha fazla düşünüyorsunuz, kurguluyorsunuz. Merkür biraz daha iyimser hani olmanızı, hedeflerinizi büyütmenizi sağlayabilir. Ama ama bunu yaparken lütfen burcunuzdaki Neptün'ü de unutmayın. Çok hayalci olmamaya çalışın. Daha di dikkatli olmamız, daha gerçekçi olmamız, detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Üstlerle ilişkilerinize dikkat edin özellikle yine aile içerisinde ebeveynlerle olacak planlar, programlar, onlarla kurduğunuz ilişkiler, iletişimler ay sonuna kadar olan süreçte, özellikle 21 Aralık'a kadar olan süreçte çok gündemde olabilir ve belirleyici olabilir. Pazartesi ve Salı Ay ikizler'de, evet duygusalız. Evimize kişisel güvenliğimize, ailemizle ilgili konulara daha fazla odaklanıyoruz. Çarşambadan itibaren Ay Yengeç Burcu'na geçince biraz daha belki dış dünyaya yönelmemiz, biraz daha hani keyifli, eğlenceli, yaratıcı faaliyetlerle uğraşmamız mümkün. Aşk hayatımızda bu hafta yine bizi bir şekilde etkileyecek belki hani destekleyecek gelişmeler olabilir. Romantik alanlarda e, desteklerimiz var bu hafta. Çocuklarla ilgili konular içinde çarşamba ve perşembe günlerini yine değerlendirebilirsiniz. Cuma öğle saatlerinde ay artık aslana geçecek. Hafta sonu da ay aslanda. Hafta sonu evet tatil günü olabilir ama sizin biraz meşguliyetleriniz var gibi görünüyor. Hani sanki bir süredir hep ertelediğiniz işler var. Zaman bulup yapamadığınız hafta sonu Onlarla ilgilenebilirsiniz. Evinizde biraz düzenlemeler yapabilirsiniz. Genel sağlığınızla ilgili kontrolleriniz, kişisel bakımınız, işte evcil hayvanlarınızın genel kontrolleri, bakımları, tüm bunlar da hafta sonu yine zaman ayırabileceğiniz faaliyetler içerisinde olabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.